Arkadaşlar bugün hep beraber S6 hesabı dizeceğiz. Daha doğrusu S6 hesabı nasıl dizilir, tek tek hangi eşya hangi kutudan çıkar onu göstereceğim sizlere. İlerleyen vakitlerde webcam'i kapatacağım arkadaşlar. Daha iyi iletişim kurmamız için bayağı bir ekran lazım bana çünkü. Bu video bayağı teferruatlı bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde ilerleyeceğiz. Hangi eşya hangi kutulardan çıkar? Bunlara bakacağız. Bu şekilde ciddi anlamda bir tasarruf yapmış olacağız. Tabii sizler yapacaksınız. Ben bu videoyu çekmek için bayağı bir zarara girdim. Bütün kutuları tekrardan açtım. Hani arada gözden kaçan değişiklikler varsa diye onu riske atmak istemedim açıkçası. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak özel kurt yeteneğinden başlıyoruz. Özel kurt yeteneği gerçekten bir sürü kutudan çıkabilen bir eşya. Ama önemli bir eşya. Hani oyuna geri dönen arkadaşların özellikle sürekli bana sorduğu bir eşya diyebilirim buna. Elde etmesi çok basit arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz, tek tek sayarak vakit kaybı yaşamak istemiyorum. Daha fazla eklenebilecek kutular da var ama genel olarak hani fiyat performans dersek bu kutulardan bol bol alabilirsiniz. Arkadaşlar sıradaki eşyamız kurt bakışı 2x kral kurt kutusu ve kurt kutusundan elde edebiliyoruz. En verimli bu iki kutudan alırız. Başka kutulardan da alabiliyorsunuz bu arada. Ya ben minik bir bahsetmek istiyorum. Lütfen kızmayın bana. Beni takip edenlerin belki de S6'yı hiç oynamamış, oynamak isteyen, belki kurdu bilmeyenler olabilir. Bakışın çok önemli bir değeri var arkadaşlar. Hani S6'da olmazsa olmaz diyebiliriz aslında ama şart da değil kullanılması. Görüş alanınızı ciddi anlamda büyütüyor arkadaşlar. Bundan ötürü kurt bakışını mutlaka kullanın. Temin edin. Güç slotunuzda da yer olduğundan emin olun. Evet, sıradaki eşyamız duvar koşusu ikinci seviye. Duvarda zikzak çizmemizi sağlıyor. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Görselde zaten bunu anlatıyor. Arkadaşlar bu eşya aslında önemli bir eşya bizim için. Genelde YouTube'da bir araştırma yaptım. Baktım tabii ki kompleks bir insan değilim. Baktım insanlar ne tarz içerikler çekiyor diye Wolfram hakkında. Pek dikkat edilmemiş yani pek vurgulanmamış duvar koşusu ikinci seviye ama ben gene de sizlere sunmak istedim. Ekranda görmüş olduğunuz kurt kutusu, özel yama kutusu gibi kutulardan bol bol atıyor. Başka kutulardan da atıyordur. Bunu sürekli tekrar ediyorum ama kusura bakmayın çünkü gelecek yorumları biliyorum. Hani şu şuradan da çıkar, buradan da çıkar tarzı. Buralardan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu kutulardan elde edebilirsiniz. Arkadaşlar bu ses kayıtlarını tekrar tekrar alıyorum. Kendimi durdurmam gereken bir nokta var. Çünkü ben sürekli atıyorum bu vampir pençesi, melek pençesi neden bu ikisi tarzı açıklamalar yapmak durumunda buluyorum kendimi. Yani özlemişim video çekmeyi. S6'nın kurallarını öğrettiğim, demeyeyim de gösterdiğim bir video var arkadaşlar. Açıklama kısmına, kartlara linkine bırakıyorum. Oradan S6'nın kurallarını öğrenebilirsiniz. Bundan sonra kaba düzen dümdüz sadece hangi kutudan çıkar diye söyleyeceğim. Yoksa ben bu videoyu bitiremeyeceğim. Özlemişim video çekmeyi ya. Arkadaşlar burada iki pençenin kutularını da karışık şekilde verdim. Zaten hemen hemen hepsinden bu iki pençeyi alabiliyorsunuz. Gayet de güzel diyorsunuz. Bu iki pençeyi kasması zor değil. Arkadaşlar sıra geldi. Enerji paketi ve ilk yardım setine. Her ikisi de çok önemli biliyorsunuz. Bayağı sınırlı kaynaklarla idare etmek zorunda kalıyoruz. Hele nakitlerde, nakitli versiyonlarında diyelim. Abi nakitli versiyonu elde etmek istiyorsanız bir numaralı kutunuz kurt sandığıdır. Başka hiçbir kutuya yönelmenize gerek yok. Amacınız sadece enerji paketi ve ilk yardım seti ise abi mutlaka kurt sandığı alın. 25'li ve 75'li şekilde kocaman kocaman alıyorsunuz abi. Diğer kutulardan da atıyor. Hatta başka ihtiyaçlarınız doğrultusunda yönelecek olursanız diye koydum. Ama hani bu enerji paketi ve ilk yardım seti için en kral kutu kurt sandığıdır abi. Başka kutuya yönelmeyin. Sıradaki eşyamızda intihar engelleyici. İntihar engelleyici hem insanda hem de kurtta baya baya gerekli olan bir durum. Hani insanda bomba hasarını engelliyoruz. Eyvallah ama kurtta da çok önemli bir etkisi var. Kurtların insanlara karşı kullanmış olduğu topların hani buz olabiliyor, zehir olabiliyor. O topların kendine hasar vermemesini, kendine etki göstermemesi için önemli arkadaşlar. Hasarından ziyade hani yavaşlatma olsun, buzlanma olsun bunların önüne geçmek için hem kurtlara hem de insanlara gereklidir. Özel eşya kutusundan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Direkt doğrudan nakitle de satın alabilirsiniz. Bazen indirime giriyor ama bana kalırsa özel eşya kutusundan temin edebilirsiniz.
Abi geldik en önemli kısımlardan birine. Yin Yang dövmesi arkadaşlar. Yin Yang dövmesini en garanti abi. En garanti diyorum sizlere. Nadir eşya kasasından alırsınız. Nadir eşya kasasından set haline değil hani sol kol, sağ kol ve sırt olmak üzere 90 gün şeklinde alabiliyorsunuz. Yani 3'te 1 ihtimalle yürüyorum. Hani ben arka arkaya da çıkarabiliyorum. Yani şans işi tabii ki ama alırsınız abi yani 3 kutudan bir tanesini alırsınız. Tabii kesin bir şey değil ama ben kendi aldığım oranlamayı söylüyorum sizlere. Onun dışında hani farklı kutulardan da elde etmek isterseniz abi sarı kasa birden atabiliyor. Onun dışında kurt kutusundan da atıyor. Kurt kutusunun aşağılarına inmeniz gerekiyor. Açıkçası şu an üşendim zaten gigawattlarca boyut oldu. Şu videoda daha fazla gösterebilmek istemiyorum. Aşağı inerseniz görebilirsiniz. Ondan da alabiliyorsunuz. Ama en temizini nadir eşya kasasına alırsınız ve bir seferde 90 gün şeklinde alırsınız. Diğer kutularda aklınıza bulunmuş olsun. Evet abi geldik zonanın zart dediği yere. Abi ateş ve barut nereden çıkıyor? Bu kutulardan çıkıyor. Askeri kutu, kral kurt sandığı, efsane kutusu. Tamamen şansa dayalı değil. Yani öyle de denilebilir ama askeri kutu ve kral kurt sandığından arkadaşlar bol bol alabilirsiniz. Bu her ikisi için de geçerli. Hem ateş hem barut her ikisinde sadece karakterleri ekipmanlar değil ekipmanlarını birazdan geçeceğim. Her ikisinde bu 3 kutudan alabiliyorsunuz. Benim tercihim hani ulaşılabilirlik anlamında kral kurt sandığı hani mega kutudan vesaire çıkarılabiliyor. Onun yanında askeri kutu yanında bir sürü güzel eşyalarla geliyor. Hani bu iki kutu arasında gidip gelirsiniz ihtiyaca göre de efsane kutusunu tercih edebilirsiniz. Evet şimdi geldik en can alıcı yere. Yani ateş ve barutun ekipmanı arkadaşlar. Ateş ve barutun ekipmanını gördüğünüz 3 kutudan alabiliyorsunuz. Ama nadir eşya kasasının bir özelliği var arkadaşlar. Hepsini teker teker bahsedeceğim kısa kısa. Nadir eşya kasasının bonusunu alıyoruz arkadaşlar. 10 günlük, 21 günlük şeklinde ateş ve barutun ekipmanlarını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda Reiner ve Vanik'ini de alabiliyoruz. Onlara geçtiğimizde o kısmı da göstereceğiz. Şimdi ateş ve barutlardan bahsedelim. Ne dedik abi? Nadir eşya kasasının bonusundan yani her 10 tane de bir gelen bonusundan 10 günlük 21 günlük şeklinde ateş ve barutun ekipmanlarını alabiliyoruz. Bunun dışında gizemli kutu 2 var arkadaşlar. Gizemli kutu 2'de şöyle bir durum var. 10 tane açıyorsunuz gene onda da bonuslarını alabiliyorsunuz. Bir ihtimal hani şans faktörü var bayağı bir. Onun dışında da arkadaşlar efsane kasadan alabiliyoruz. Efsane kasada nadir atıyor. Benim sizlere önerim ekipman konusunda abi 10. yıl kasası olur, efsane kasa olur. Bir şekilde nadir eşya kasası temin edin ve nadir eşya kasası üzerinden ekipman kasın. Hem ateş barutunkini atıyor hem de Reiner ekipmanlarını atıyor. Aklınıza bulunsun. Sıra geldi UTXL arkadaşlar. Sonra UTAS VSG'ye de geleceğiz. Buradaki en kilit silahlardan bir tanesi UTX 15'ler. Her ikisi için de görmüş olduğunuz kutulardan alabilirsiniz. Özellikle UTX 15 Ultimate için arkadaşlar özel Nirvana kasasını tavsiye ediyorum. Özel Nirvana kasasından atılan eşyaların hepsi 60 günlük arkadaşlar. Tek seferde çıkarttığınızda elinize 2 aylık bir UTX 15 Ultimate olabilir. Diğer kutuları da göz atabilirsiniz. İhtiyaçlarınız olduğunda onlara da bakabilirsiniz. Sıra ETS'lere gelmiş arkadaşlar. ETS'lere Türkiye mavi ay kutusundan alabilirsiniz. Set halinde de başka kutulardan çıkabiliyor ama hani nokta atışı istiyorsanız maviden alırsınız. Onun dışında ETS'lere altın da kurt kutusundan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. Hemen geçiyorum. İkili devam ediyorum. Uzas BSG'de sıra arkadaşlar. Uzas BSG'yi dilersek efsane fırsat kutusundan bir gün bir gün alabiliriz dersek de günlüğü 50 bin haftalığı 250 bin KP'den KP dükkanında temin edebilirsiniz. Genel olarak KP dükkanından temin ediliyor Uzas BSG. Onun dışında mızraklar arkadaşlar. Şimdi mızraklar şöyle bir durum var. Mızraklar iki tip mızrak var. Biri pro, biri normal mızrak. Pro mızrakla normal mızrak arasında 20 hasar farkı var arkadaşlar. Neticede hangisini bulabilirseniz mızrak kullanmanız yararınız olacaktır kurtlara karşı seri vurmak için. Zafer kutusundan mızrak pro'yu çıkarabiliyorsunuz. Farklı kutuların bonuslarından da mızrak pro çıkıyor. Fakat ciddi bir olasılık olmadığı için onları paylaşmıyorum. Hani belki %1 çıkanlar bile var.
Onun için koymadım. Özel Nirvana kasasından arkadaşlar 60 gün şeklinde normal düz mızrağı alabiliyorsunuz. Yani tek seferde 60 günlük bir mızrak kenarda durabilir. Bu da aklınızda bulunmuş olsun. Şimdi Reinhold ve Bane'ye geldik arkadaşlar. Reinhold, Bane, Ateş, Barut. Bu tarz çift karakterler aynı kutulardan çıkar arkadaşlar. Ekipmanları da karakterleri de. Şimdi sizlere Reinhold ve Bane'nin karakterlerinin hangi kutulardan çıkabileceğini göstereceğim. İlk olarak Votim Şampiyona kasası arkadaşlar. Bu kasadan bol bol alırsınız bu karakterleri. Özel yama kutusuna alabilirsiniz. Askeri kutuna alabilirsiniz. Bir de bir gün bir gün şeklinde efsane pro kutusundan alabilirsiniz arkadaşlar. Reinhold Bane'nin ekipmanları içinde arkadaşlar. Gene karşımıza çıkan bir kutu var. Votim Şampiyona kasası. Bu kasadan parça parça alabiliyorsunuz ekipmanları. Ama en bombası Ateş ve Barut'un ekipmanlarında da olduğu gibi nadir eşya kasası arkadaşlar. Nadir eşya kasasının bonuslarından aynı şekilde 10 gün ve 21 gün şeklinde Reinhold ve Bane'nin ekipmanlarını alabiliyorsunuz arkadaşlar. En rahat kasılma şekli nadir eşya kasasıdır. Hani bunu çoğunluk bilir. Ekstra olarak Efsane Pro kutusundan da alabiliyorsunuz. Son olarak Gizemli Kutu 3'ten de hani her 10 tane de bir sizlere Reinhold ve Bane'nin eşyasını, ekipmanlarını verme ihtimali var ama gerek elde ediliş açısından hani pek bulunamıyor Gizemli Kutu 3. Bulsan dahi hani çok verimliliği yok açıkçası. Nadir eşya kasmak çok daha mantıklı. En basitlerini en sona bıraktım arkadaşlar. Ama en işlevselleri de diyebiliriz. Hani kutlar bunların sayesinde takla atmıyor. Kırmızı bomba ve lav bombası arkadaşlar. Her ikisi de aynı kutulardan çıkıyor. Birisi kurt kutusu, diğeri de efsane fırsat kutusu. Bu iki kutudan da lavı ve kırmızı bombayı elde edebilirsiniz. Video bitti. Ben de bittim. Umarım işinize yarar bu video. Bayağı bitirdi beni. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalda abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolara beğeni atabilirsiniz. En önemlisi abi yorum atın. Yorumlar gerçekten önemli. Değerlerini yapmasanız bir yorum yapın lütfen. Yorumlarınıza göre hareket ediyorum. Eğer sıkı bir takipçi olmak istiyorsanız da o aşağıdaki abone olun yanındaki çanı açabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben bittim. Görüşürüz.